Savaş hattından devam ediyoruz. İsrail-Hamas savaş hattında ilk günden beri en büyük korku savaş Orta Doğu'ya yayılır mı? Komşu ülkelere sıçrar mı? İşte meşhur deyimle tepenin ardı Hizbullah denilen Lübnan sınırında bir şeyler değişir mi? Hep bunlar soruldu. Bugüne kadar net bir karşılık ya da net bir somut değişiklik de olmadı aslında bu iddiaları veya bu korkuları, endişeleri besleyen. Ama artık yeni hedefin Lübnan olabileceği daha ağırlığınca konuşuluyor. Bakalım ne olacak? İsrail, Gazze'deki savaşı Lübnan'a taşımayı planlıyor. İddia İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times tarafından ortaya atıldı. Gazze'deki savaş Orta Doğu'ya yayılır mı korkuları arasında İngiliz gazete, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin savaşı Lübnan'a taşımayı planladığını yazdı. Times'a göre Tel Aviv yönetimi Hizbullah'ı Hamas'tan daha tehlikeli buluyor. Kuzey sınırından Hizbullah'ı geri püskürtmek ilk hedef. Kara operasyonu da yine seçenekler arasında. Ancak karar Başbakan Benjamin Netanyahu ve savaş kabinesine ait. İngiliz basınına göre İsrail, Hizbullah'ın da 7 Ekim benzeri bir saldırı yapmasından endişeli. Olası bir Hizbullah baskınının 7 Ekim'den daha ölümcül olabileceği konusunda kaygılar var. İddialara göre İsrail ordusu Güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerini her iki taraf için de sembolik öneme sahip bir hat olan Litani Nehri'nin kuzeyine sürmek istiyor. Gazeteye konuşan İsrailli üst düzey askeri yetkili, İsrail'in güneyi hedef alan saldırılarının Lübnan'da yapabileceklerinin yanında bir hiç olduğunu söyledi. İsrail doktrini savaşı diğer tarafa taşımaktır dedi. Askeri yetkili, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Hizbullah'ı caydırmak için adım atılması gerektiğini savunanların başında geldiğini de vurguladı. Yeni bir cephede çatışma başlatma konusunda en gergin kişinin ise Netanyahu olduğu söyleniyor.